biraz yukarılarda altın daha da çıkmaya devam edecek. Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 117 liraya yükselirken çeyrek altın 193 lira, yarım altın 386 lira, tam altın ise 772 liraya yükseldi. Altının gram fiyatı 120 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Edine Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan altının ilerleyen süreçte daha da yükseleceğini belirtti. Vatandaşın bozdurmak için avuç avuç altın getirdiğini söyleyen ve gerçekten ihtiyacı olduğu takdirde bozdurmaları gerektiğini dikkat çeken Kalkan, altın almak için bekleyenlere de uyardı. Kalkan, altın almak için fiyatların düşmesini bekleyenler bence yanılacaklardır dedi. Biraz yukarılarda altın. Daha da çıkmaya devam edecek. Altın böyledir. Her zaman söylediğim gibi mehtar takımı gibidir. İki adım ileri bir adım geridir. Altın. Ama şu anda fiyatlar zirvede. Daha da çıkacak mı diyorsanız şu anda altın tuğla fiyatı o kadar ucuz benim gözümde. O kadar ucuz. Şimdi dünyada çok devlet var. Her devletin de kendine göre para birimi var. Mesela bizimki TL, Amerika'nınki dolar, Avrupa'nınki euro. Ama altın bütün dünyanın parasıdır. Bütün dünyanın parası. Ve son derecede şu anda son derece ucuz olduğunu düşünüyorum altının. Trilyon dolar çok var dünyada ama altının tonajı belli dünyada. Belli. Ve öyle suyolar var ki Amerika'dan bir kişi bütün dünyanın altınını alabilecek güçte, parasal güce sahip. Ama yeterli altın yok. Yeraltı madenleri, yerüstü madenleri belli bir miktarda. Yani senede 2500 ton çıkarılabiliyor yerin altından altın. Dolayısıyla nüfus hızla artıyor. Altın paylaşılıyor. Paylaşıldıkça da değer artıyor. Şimdi sizin 1 trilyon liralık yeriniz vardır. Ama 300 bin lira para lazımdır size. Ha dediniz ama satamazsınız. Ama 100 trilyon liralık altınınız olsun. Nereye götürürseniz götürün parayı alırsınız. Kalkan altın fiyatlarını mehter takımına benzeterek altın mehter takımı gibidir. İki adım ileri bir adım geri gider ama şu an fiyatlar zirvede. Daha da çıkacak mı diyorsanız şu anda altın tuğla fiyatı yani o kadar ucuz benim gözümde. Bizim öngörümüz daha da ileriye gideceği yönünde. Daha da çıkacağını düşünüyoruz. Bu kural değişmez dedi. Çeyrek altın fiyatının 200 lira bandına ulaştığını kaydeden ve bu fiyatlarda satış yapamadıklarını söyleyen Kalkan, vatandaşların bozdurmak için avuç avuç altın getirdiğini ancak bozdurmamaları uyarısında bulundu. Altın zaman zaman çalkantı oluyor tabii ki altında ama bizim öngörümüz daha da ilerlere gideceğidir. Daha da çıkacağıdır. Da yani bu kural değişmez. Hı hı. Çeyrek altın 200'e yaklaştı zaten. Evet, pek bir şey kalmadı 200'e. <laughs> Ama 150 liraya satarken de çok pahalandığını diyorduk. Peki Şimdi burada burada nasıl bu, bu fiyatlarla? Bu fiyatlarla satış yok ama vatandaş bizden daha iyi izliyor. Vatandaş bizden daha iyi takip ettiği için bozdurma zamanıdır. Fiyatlar çok yüksek diye avuç avuç getiriyor vatandaş. Alan bir şey alan yok. Hı hı. Fiyatların düşmesini bekliyor ama fiyatların düşmesini bekleyenler bence yanılacaklar. Hı hı. Altın, altını olanlara ihtiyacı olduğu kadar bozdursun tavsiyem. Hı hı. İhtiyaç dahilinde bozdurabilir. Ama hiçbir neden yokken bozdurayım da bankaya yatırayım derse hem altınını öldürür hem parasını. Evet. Yani vatandaş bizden daha iyi takip ediyor. Evet. Almış diyor benim bunda bu kadar karım var. Yani bozduruyor, kimi dövize geçiyor, kimi bankaya yatırıyor ama Bozdurduğu altını ne olursa olsun Hata mı kesinlikle yerine koyamaz. Kesinlikle. Kesinlikle. Kim ne kadar altın satarsa satsın karşılığında ne alırsa alsın ucuz diye aldığı arsa da olsa, tarla da olsa, ev de olsa, araba da olsa onu sattığı zaman bozdurduğu altının yüzde altmışını, yetmişini yerine koyamaz.